Sevgili seyirciler, Meclis Başkanı Cemil Çiçek Ülke TV'nin konuydu. Arkadaşımız Ersoy Dede'nin sorularını yanıtlayan Çiçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekeden birçok önemli konuya kadar çok önemli açıklamalarda bulundu. Şimdi o röportajın bir kısmını getiriyoruz ekranlarınıza. Böyle bir fezlekenin düzenleniyor olması siyaseten iyi oldu, o oldu denilecek de bir husus değildir. Elbette siyaset belli konuları tartışacak, konuşacak. Ama e, iş biraz da hukuki yönü varsa o tarafına da bakarak Sayın Kılıçdaroğlu ilgili olarak söylemiyorum. Her konunun bir siyasi yönü varsa onun dışında bir başka yönü de vardır. O kısmını biraz göz ardı ederek konuları tartışıyoruz. Sonuçta da bir sonuca varma imkanımız olmuyor. Şunu söyleyemem ben. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan olarak Burada görev yapan, sorumluluk taşıyan siyaset adamı ile ilgili bir faizaka düzenlenmiş olması bu iyi oldu diyemez hiç kimse. Bu çok doğru değil. Ama öbür taraftan da eee hukukunda işlemesi gerekiyor. Ona da bakmak gerekir. Şimdi Türkiye'de sıkıntı bu ikisinin e, birbiriyle zaman zaman karıştırılıyor olmasıdır. E, hukuku bir tarafa iterek tartışma yaptığımızda neyin neye göre doğru ya da yanlış olduğuna kim karar verecek, nasıl karar vermiş olacağız? Bir süreden beri Türkiye'de hangi konuları tartışıyorsak bir bakın. Özel bir davaya indirgemenize gerek yok. Türkiye bu tartışmalardan çok yoruldu. O zaman temennimiz şudur. Bir an evvel bu davaların neticelenmesi gerekir. Pehlivan tefrikası gibi hiç durmadan eklene, 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 eklene bu davalar belli bir sürede neticelenmediği takdirde ki yani aceleyle de neticelenip Hukuki kuki hatalarında yapılmaması lazım. Onu da söylüyorum. Ama bir an evvel soruyum. Öyle olmalı ki bir kısım tartışmaların hiç olmazsa şeyi kalmasın, gerekçesi kalmasın. Onun için bizim temennimiz adaletin bir an evvel ortaya çıkmasıdır. Yargılamanın adil olarak yapılmasıdır. Bu herkes için her zaman söylenecek şeylerdir. Dava neticelenmediği ne? sürece bu tartışma devam eder. Bunu siz ne önleyebildiniz? Ben ne de bir başka önleyebilir. Gelme de gerekiyor efendim, efendim? Gelmeleri gerekiyor mu efendim parlamenter? gerekiyor mu meclis üyelerinin parlamenterine? Bir an evvel bu davaların neticelenmesi gerekiyor. Benim söyleyeceğim kısım orasıdır. Öbür türlüsü kendine göre herkes farklı yorumlar yapıyor. Yapabilir. Onun için en e, başta söyleyeceğimiz husus... Bir an evvel bu davaların neticelenmesi gerekiyor ki bu tartışmaları noktalayalım. Başka türlü tartışmalara e, bu konular e, mesnet teşkil ediyor.